Şimdi arkadaşımız biraz soluklu, uzun soluklu bir kovalamacadan sonra yakalandı. Şimdi biraz açtır. Onun için biraz meyve ve sebze yani beslenmesini sağlamaya çalışacağım. Elimden yedirmeye çalışacağım. Genelde yiyor, korkmazsa, yükmezse. Bu iguana bu arada abimin iguanası. Çocukluğumda çok yanımda olmadığım için bana biraz tepkili. Bir de İlk almaya çalıştım dediğimde üstten böyle almaya çalıştım. Ama meğersem onlar sürüngen olduğu için üstten gelen her şeyi tehdit olarak hani en uysalı bile tehdit olarak algılıyormuş. O yüzden bir iguanınız varsa onu mümkün olduğunca alt gövdesinden tutmaya çalışın. Elinize tutturacak şekilde. Mesela abime böyle davranmıyor. Yani bana davrandığı gibi biraz da unutmuyor galiba. Şöyle bu ıspanak kökü veriyorum. Biraz morul. Eriği daha önce denemedim. Bir tane de dut meyveleri çok seviyor. Şöyle. Tamam. Şöyle bir öğünlük, bir besinlik. Besin sporcu gibi besin diyelim. Marulunu verdik. Şuradan başka. Şöyle kökü de verebilirim ama onu akşam veririm. Şöyle. Şimdi şunu da kapatalım. Bu da yeğenim. Maşallah. Maşallah var. Çocuklar. Dün 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 dün. Şimdi şöyle açalım. Arkadaşımız burada hala. Şöyle bir gün ışığını kısa kapatayım. Şöyle sistem bu da derecesi. Şöyle bir kapatalım. Gözünü almasın. Şöyle aynen. Şimdi nasıl tutsam ben verirken görürsünüz. Şöyle sağlam. Şuradan ne alalım? Önce uzun. Bir ıspanak kökünü mesafede olacak şekilde. Çünkü dediğim gibi bana çok güvenmiyor. Şöyle yavaşça. Yemek yemek. Ben daha çok korkuyorum şu an hayvandan ama o biraz saldırgan moddu. Şunu şöyle koyalım. Yemekleri bunlar. Şöyle. Tekrar merhaba. Şöyle bir barış çubuğu uzatacağım sana. Şöyle şunu uzatacağım. Aha, dilat. Evet, hemen kuyruğu bana göre. Evet, arkasını döndüğüm zaten yaklaşmıyorum ben. Şöyle yine de bir kez daha deneyeceğim. Aman yarabbim. Tamam. Ben anladım. Sen kendini yersin. Yemeğin burada. Hayvanı ben çok seviyorum. Ama şöyle çubukla seviyorum. Çubuğa tepki göstermiyor. Ha, buna da gösterdi. Şöyle sevince. Aha. Kızma kızma. Seviyorum evet. Ha, gözlerini kapatıyor. Aa, 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 çok mu tatlısın sen? Bana vurmuyorken ne kadar güzel görünüyorsun. Ha, böyle sevince mesela kafasını. En sevdiği yerler şu boyun kısımları. Buraları sevince hoşlarına gidiyor. Ben elim dokununca saldırdığı için şöyle çubukla seviyorum. Sevgi ihtiyacımı öyle karşılıyorum. Şekil bu. Sağ, elimi uzatmaya çalışacağım şimdi. Muhtemelen bir kırbaç yerim. Zaten bak şu elimdeki şeyler onun şey izleri. Tırnak izleri. Uzun ama biz kesmiyoruz doğal kalması için. Şöyle bismillah. Ben yok yapamayacağım. Zaten şu an gördüğünüz kıvrımlı kuyruk vurmaya hazır. Çubuğu artık arada onu da sevdiğim için bir şey zarar gelmeyeceğinden emin olduğu için bir şey yapmıyorum. Ama elimi uzattığımda o daha önce üstten saldırdığım için daha saldırmak değil de hani üstten sevmeye çalıştığım için tutmaya çalıştığım için bir ön yargısı var.
Yani alttan tutunca şu gövde kısmından, yeşil olan kısmından bir şey olmuyor. Zaten bir önceki videoda da alttan tutup yerine geri koydum. Gayet yani kırbaç falan vücuduma da vurmadı. Ama yuvasındayken bir de özel alan olduğu için özel bir koruma içgüdüsüne sahip sanırım. En azından bana karşı. Beslenmesi böyle. Şöyle bir parça yesen beslenmeni görsek nasıl olur? Şöyle marul uzatayım. Ama vurma bak, anlaşalım. Yani şekilden şekile giriyorsun. Şöyle bir tane marul ya. Gözünü kapattı. Şöyle hazır yaklaşmışken. Sevsem mi acaba? Güvenemiyorum. Ben tedirgin olduğum için hayvan da biraz tedirgin oluyor aslında. Yemiyor. Tamam, şöyle bıraktım reis ben. Sen yersin. Yok abi, adam kızıyor bana ya. Yaklaştırmıyor. Ama ben bir kere sevmek istiyorum seni. Ne olur. Uzun zamandır sevmiyorum. Şöyle. Aa, tamam. Kuyruğu da bu. Reis tamam, sensin. Özür diliyorum. Hadi görüşürüz. Beslenme tablosu şöyle. Bunları çok seviyor. Elimden verdiğimde yemedi. Herhalde hala güvenmiyor bana. Görüşürüz.